Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz Resul ve Nebi kavramlarının kök ve anlamlarına bakacağız. Resul, elçi, insanlar arasında seçilmiş olan, gönderilen anlamında elçi, ulak, haber götüren kimse, haberci, bir mesajı bir kaynaktan alıp insanlara ulaştırandır. Rahib el-İsfahani'nin RSL kök olarak baktığımızda asıl anlamı teenni ile gitmektir. Teenni, acele davranmamak. Rahat seyreden deve, yumuşak, rahat koşan deve, gönderilen elçi sözü de bu anlama gelmektedir. Bazen bu kelimenin rifk, yumuşak anlamı düşünülerek teenni ile hareket etmesi emredildiğinde, kimi zaman da onun gönderilen anlamı düşünülerek ondan sözcüğü türetilir. Bazen de taşınan söz anlamında kullanılır. Kimi zaman da sözün ve mesajın taşıyıcısı anlamında kullanılır. Mesaj taşıyan Resuller. Elçi kelimesi hem tekil hem de çoğul anlamına gelir. Tekil anlamında andolsun içinizden size bir elçi gelmiştir. Elçi burada tekil olarak 9'a 128'e bakılabilir. Çoğul anlamına da şöyle buyurulmaktadır. Deyin ki biz alemlerin Rabbinin elçileriyiz. Şura suresi 16. Evet, Resul kısmına baktığımızda Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe Resulü belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Resul. RSL köküyle bağlantılı olarak Kur'an'da araştırılıp birçok ayetten verilen mesaj hakkında bilgi edinilebilir. Ey elçi, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Resuller de insan olarak yeryüzünde bulunan bütün insanlara gönderilmiş olan Allah'ın elçileridir. Aynı şekilde Resul'ün yeryüzünde var olan beşer boyutu ve insan boyutu olarak baktığımızda beşer bir insanın biyolojik yapısı hakkında var olan özellikler bütünüdür. Duyular, güdüler, yemesi, içmesi, insani boyutu. Üns ise bir kişideki yakınlık, kültür, alet kullanması, bilim, medeniyet, ahlakla alakalı boyutudur. Peygamberler insanların üns boyutunu insan olması, medeni olması kapsamında insanlara yön veren elçilerdir. Bütün peygamberlerin beşeri yönü vardır. Mesaj alan Resul kısmı bir de beşer boyutuyla bireysel ihtiyacı, ailevi ve sosyal hayat içerisindeki yaşayışı da bulunmaktadır. Peygamber kelimesi de Farsça olup sözlükte haber getiren demektir. Farsçadan dilimize yerleşmiş olan bir kelimedir. Eski Türkçe karşılığı yalvaçtır, yalavaç. Ancak peygamber kelimesi erken dönemde Türkçe'ye geçip yerleşmiştir. Farsçadan dilimize yerleşmiş bir kavramdır. Ayet kapsamından baktığımızda 16'ya 36'da andolsun biz her ümmete şöyle tebliğ yapan bir Resul görevlendirdik. Her ümmete, bütün toplumlara, farklı kabilelere Allah kesinlikle Resuller gönderiyor. Hakikatten yana insanların gerçeği görmesi ve aydınlanmaları, hakikat bilgisinin, teolojik bilginin insanlara ulaşması için Allah merhametiyle, peygamberleri vasıtasıyla insanların hakikati görmesi için ellerinden tutmaktadır. Resul, Risalet, gönderilen mesaj ile bağlantılı. 35'e 4'e baktığımızda, eğer seni yalanlıyorlarsa senden önceki Resuller de yalanlanmıştır. Resul ve Resuller kapsamında arttığını görmekteyiz. Çoğul olarak.
tüm Resullere karşı insanların tepkileri olmuştur. Kabul eden, kabul etmeyen, tabi olan, isyan edenler olarak görmekteyiz. 22'ye 75'e baktığımızda Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Melekler ve insanlardan seçilen görevli sorumlular elçi olarak geçmektedir. Allah işitendir, görendir. Ona 47'ye baktığımızda ise her ümmet için bir Resul vardır. Her ümmete gönderilen Resuller, elçiler bulunmaktadır. Yani hiçbir ümmet, topluluk kesinlikle elçisiz, Resulsüz bırakılmamıştır. O Resulleri geldiği vakit aralarında adaletle hüküm verir. Hiçbirine zulmedilmez. 13'e 7'ye baktığımızda inkar edenler diyorlar ki ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi? Sen ancak bir uyarıcısın. Her toplumun bir yol göstericisi vardır. Evet, Resuller toplumları uyaran, hakikate davet eden, bir zorlama, baskı ve zorbalık yapmayan Allah'ın elçileridir. Her topluma Resuller gönderilmiştir, yol gösterilmektedir. Kur'an'da Allah bütün Resullerden bahsetmiyor. Kur'an her bahsettiği her konuda öz olarak bahsediyor, çok detaylandırmıyor. Zamana, yere, mekana ve şahıslara çok ayrıntılı yer vermemektedir. Resul direkt olarak Allah'tan vahiy alan, Allah'ın seçmiş olduğu seçkin kuludur. Yani Allah herkese vahiy göndermiyor. Fıtri özellikleri temiz olan, fıtri yapısı, kişiliği, karakteri temiz olan, ünsiyetini en güzel şekilde korumuş, üst seviyeye çıkarmış, kirlenmemiş olan, bozulmuş, tahrif olmuş, şirk kapsamında özellikleri bünyesinde barındıran, dinlerden uzak olan yapıdaki seçkin kullarını Allah seçiyor. O özelliği bünyesinde barındıranları seçmektedir Allah. Yoksa Allah bu kapsamda olan herkesi de Resul seçmiyor. Ya bazıları Resullük ve Nebilik sona ermiştir. Nübüvvet, Hatemen Nebi sona ermiş. Resullük devam ediyor doğrultusunda söylemleri doğru değildir. Nebilik ve Resullük birlikte Hatemin Nebi, Hatemen Mürselin olarak ikisi birlikte bitiyor. En son Nebi ve Resul Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Nebi ve Nebe baktığımızda bunlar ise kök olarak birbiriyle bağlantılı olandır. Nebe haberdir. Nebi'ye baktığımızda ise kendisine mutlak surette vahiy ve kitap verilendir. Şu ayetler kontrol edilebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Kale inni abdullahi eteniyel kitabe ve cedaleni nebiyyen. Nebi nebe Elif sonunda gelmekte genelde. Bu kök ile bağlantılı olarak ayete baktığımızda Nebi hakkında bağlantılı ayetleri bulur ve bize bir yol gösterir, fikir vermektedir. 19'a 30'a baktığımızda de ki haberiniz olsun ben Allah'ın kuluyum ve o bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Allah'ın sorumlu kıldığı elçisi Nebe haber alan. 19'a 41'e baktığımızda bu kitapta bir de İbrahim Han gerçek şu ki o özü sözü doğru biriydi. Yani bir nebiydi. Nebi Allah'tan aynı şekilde vahiy alan yani Resul direkt olarak vahiy almakta. Nebi ise o vahiy yani risaleti üzerinde taşıyan yükümlülük, sorumluluk üzerinde olandır. 19'a 49'a baktığımızda ve böylece onlardan ve onların Allah'ı bırakıp tapındıkları şeylerden uzaklaşınca ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve bunların her ikisini de nebi yaptık. Allah'ın elçileri, sorumlu olmuş, yükümlü olan kişiler. Bismillahirrahmanirrahim.
Veskuru fil kitabi Musa Musa'dır innehu drakanu muhlesen ve kana resulen nebiyen. Aynı şekilde nebe elif olur veyahut da ye gelmektedir nebi. Musa'yı da yad et, şüphe yok ki o ihlas ile muttasıp idi ve bir resul bir nebi olmuş idi. Muttasıp vasıflanmış, nitelenmiş. O niteliği özelliği üzerinde barındıran bulundurandır. 1954'te baktığımızda ve kitapta İsmail'den şüphe yok ki o vaadinde sadık idi ve bir resul bir nebiydi. Aynı şekilde İsmail de Allah'ın sadık kulu, resulü ve nebisi bir peygamber. Allah kendisine vahyi resul olarak, nebi olarak hangisi geçerse geçsin Allah'ın elçisidir. Vahyi alır, vahyi ulaşmıştır. Resule vahiy gelir, nebiye vahiy gelmez tarzı söylemler doğru değildir. Biraz sonra ehl-i sünnet klasik anlayışa göre Resul ve Nebi'yi belirttiğimizde detayını göreceğiz. 1958'e baktığımızda işte bunlar Allah'ın kutlu, onurlandırıcı bağışlarda bulunduğu nebilerden bazıları Adem'in soyundan Nuh'la birlikte taşıdığımız kimselerin soyundan İbrahim ve İsmail'in soyundan gelen ve hepsi de doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden bazıları. Ne zaman kendilerine o sınırsız rahmet sahibinin mesajları okunursa ağlayarak yere kapanan kimseler. Tam bir teslimiyet. Allah'ın elçileri ve Allah'ın mesajı kendisine ulaşan ve onu kabul eden müminlerin özelliği ona tam bir teslimiyet ile boyun eğmek hayatında Allah'ın ölçüsünü en güzel şekilde sergilemektir. Yoksa onu sadece hayatın ibadet kısmında sergileyip sosyal hayatta, siyasal, iktisadi hayatta ise farklı yaşamak, o ölçüleri baz almamak yanlış bir yaşayış, bir tercih olur. Bir tutarsızlık olur. 7'ye 158'e baktığımızda de ki, ey insanlar şüphesiz ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçiyim. O Allah ki göklerin ve yerin egemenliği ona aittir. Ondan başka tanrı yoktur. Hayatı ve ölümü bahşeden odur. Mutlak güç ve kudret sahibi, hay ve kayyum olandır. Öyleyse artık inanın Allah'a ve onun elçisine, resullerine, okuması yazması olmayan, okuması yazması gerçekte böyle değil. O mesajda Arapça kapsamına bakacağız inşallah. Allah'a ve onun sözlerine inanan haberciye, ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Ümmi olarak geçmekte. Gerçekte işin okuma yazma bilmemesi olayı değildir. Ehli kitaptan hiçbir dine mensup olmamak, tertemiz olmaktır. Bizim Resul için belirtilen ümmi, okuma yazma bilmiyor klasik anlayışa göre söylenen o iddia doğru değildir. Tertemiz olması, fıtratının kirlenmemiş olması, ehli kitabın hiçbir dinine, koluna ya da o çevredeki inanç anlayışına, pagan dinlerin hiçbirine tabi olmamış bir elçi, Resul, Allah'ın en güzel kulu. O fıtrat olarak kirlenmemiş. Her nebi Resul'dür, her Resul nebidir. Yani Resul nebidir, nebi de Resul'dür. Resul Allah'tan direkt vahiy alır. O vahiy en güzel şekilde tebliğ eder, yaşar. Hayatında bunu sergiler. Nebi de Risalet kapsamındaki o kurumsal yükümlülüğü üzerinde bulundurandır. Allah'ın seçkin kuludur. Mutezile'nin anlayışına baktığımızda Mutezile ne diyor? Kelamcılarına göre Nebi ve Resul arasında bir fark yoktur. Bu iki kavram Allah'ın kendisine vahyetmek suretiyle bir şeriat indirdiği ve onu tebliğ ile görevlendirdiği elçi demektir. İşin gerçeğinde Nebi ve Resul arasında bazı farklılıklar var. Biraz sonra değineceğiz. Resul direkt olarak Allah'tan vahiy almakta.
aldığı vahyi tebliğ etmekte, topluma göstermekte ve insanların beyninde var olan o anlayış, kemikleşmiş olan anlayışın kırılması için hakikat ışığını ve güneşini insanlara gösteriyor. İnsanların karanlık düşüncesinin aydınlanması için ilahi risaleti insanlara tebliğ etmektedir. Nebi sembol boyutuyla Allah'tan görev alan, Allah'ın risaletine, haberine tabi olandır.